Dima, titremeyi bırak. Ampulü yerleştir ve işini bitir artık. Dinle, ampul değiştirme işini bir daha ben yapmam. Yeter ama ya. Ampul çok güzel yandı. Aşağı inebilirsin. Kostya, bu durumdan bıktım. Neyden bıktın? Sen ne diyorsun? Hadi ama müdür seni görmeden aşağı in, yoksa ampulü değiştirdiğini fark edecek. Bir karar aldım. Diana'nın adını kötüye çıkartacağım. Ne diyorsun? Diana'nın adını kötüye çıkartacağım ve sen de bana yardım edeceksin. Okuldaki herkes ona gülecek. Dima, bundan emin misin? Eğer bir işe yaramazsa o zaman okuldaki herkes sana güler. Kimse bana gülmeyecek. Yaklaşık bir yıl Diana ile çıktım. Bütün sırlarını biliyorum. Diana, benimle uğraştığın için gerçekten buna çok pişman olacaksın. Olamaz Dima, sürekli sorun çıkartıyorsun. Bu konudan emin misin? Ben her zaman bir karar almadan önce düşünürüm. Dima konusunda ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Smile'la mı konuşayım? Bence sonunda çok sinirlenecek. Ama Smile ne yapsın? Benim erkek kardeşim gerçekten herkese deli ediyor. Aa, evet Diana, haklısın. Ama bence Dima artık seni sevmiyor. Yeter artık. Sana yaptığı kötü şeylere son vermeli. Kızlar, ona çok kötü şeyler yapardım. Ama siz de biliyorsunuz, onunla bir yıl çıktım ve benim bütün sırlarımı biliyor. Eğer kötü bir şey yaparsam sırlarım ortaya çıkar. Diana, eğer bu Dima seninle ilgili sırları birilerine anlatmaya kalkarsa gece odasına gider. Başına bir yastık bastırırım ve korkudan altını ıslatır. Diana, bence artık Dima konusunda hiç endişelenme. Eğer bir şey yaparsa ben de onunla ilgili bir sırrı açıklarım. Onunla birkaç gün çıktığım için bir sırrını biliyorum. Anastasia, bu nasıl bir sır? Evet Anastasia, senin bildiğin sırrı herkes biliyordur. Hayır, inanın bana, kimse bilmiyor. Kostya, bana gülüyorlar. Onları duydun değil mi? Yakında ben Diana'nın adını kötüye Dima, çıkartacağım. Dima, onlar kız. Zaten her şeye gülüyorlar. Diana, başın büyük belaya girecek. Hadi gidelim. Gigi, gelsene. Patrick, bu kadar utangaç olmana gerek yok. Biz zaten seninle çiftiz. Aa, Gigi merhaba. Patrick merhaba. Gigi, lütfen kalkar mısın? Patrick, biraz sakin ol. Arkadaşlar, önemli bir şey kaçırdınız. 5 dakika önce gelmiş olsaydınız inanılmaz bir şey görürdünüz. Gigi, sen neden bahsediyorsun? Patrick'le sarılıyor muydunuz? Biz zaten onu her gün görüyoruz. Bize gülmeyi bırakın. Gigi, kalkar mısın? Patrick, sakin ol. Arkadaşlar, Dima ve Diana arasında çok büyük bir kavga çıktı. Öyle kötü kavga ettiler ki korkunçtu. Umarım Dima artık onu döver. Artem, Diana bir kız. Eğer Yana bana öyle yapsaydı ona yumruk atardım. Hey, ne Yanası? Sen şu an Marusya ile çıkıyorsun. Aa, pardon, Marusya diyecektim. Bunu denersen ben seni yumruklarım. Aa, tabii ki gerçek aşk o kadar kolay değil. Belki de yine birbirlerini seviyorlardı. Hayır, korkunç bir kavgaydı. Dima yalnızdı. Amigo kızlar birlikte üstüne gittiler. Evet, birbirlerini boğacaklardı. İnanamıyorum. Bizim ilişkimiz gerçekten mükemmel. Evet Artem, sen benim kurabiyemsin. Hayır, bana kurabiye demeni istemiyorum. Evet, kavga ettiler. Sonra ne oldu? Basketbol oyuncusu da onları gördü. Hayır, basketbol oyuncusu onları görmedi. Bu kavganın ilginç yanı neydi biliyor musunuz? Diana neredeyse ağlayacaktı. Bu anı çok uzun süredir bekliyordu. Gigi, ne kadar kötü kalplisin. Tabii ki arkadaşlar, Diana'yı kim seviyor ki? Hiç kimse. Evet, ben de aynı şekilde. Arkadaşlar, zil çaldı mı? Neyim var? Kulağın duymuyor mu? Aa, basketbolcular, siz neredeydiniz? Arkadaşınız Diana ağlıyor. Gidip onu neşelendirin ve teselli edin. Dima az önce ona kötü bir şey söyledi. Anlamıyorum. Kaçırdığımız bir şey mi var? Gigi, neden bahsediyorsun? Dima Diana'nın üstüne gitti ve o sırada siz de ortada yoktunuz. Böyle erkek arkadaş mı olur? Benim kurabiyem beni her zaman korur ve savunur. Evet, kurabiyen öyle yapar. Yana, bana kurabiyem derse anında ondan ayrılmak isterdim. Tamam, gidelim. Kıskandın mı? Kimse sana kurabiyem demiyor tabii ki. Gerçekten okuldaki herkes bizim ilişkimizi kıskanıyor. Hey Julie, artık bana kurabiye deme. Kurabiyem. Evet Diana, senin adını çıkartacağım, göreceksin. Hey Dima, bunları nereye yapıştıracaksın? Tuvalete yapıştıracağım. Ders aralarında çok kalabalık oluyor ya. Diana öyle güçsüz bir kız değil. İntikamını kesin alır. Çıktıktan sonra artık intikam alacak gücü bile kalmayacak. Tamam, öyle olsun, iyi şanslar. Futbol oyuncusu Dima Diana'ya dersini verecek. Hadi artık şu işi halledelim. Yarısını sen al, sen de yapıştır. Dima, bu söylediğin doğru mu? Aslında ben uydurdum. Ne olmuş? İnanamıyorum. Eğer birisi benimle ilgili böyle bir şey derse çok üzülürdü. Diana da çok üzülecek. Buna eminim. Okulda adı çıkacak ve bütün öğrenciler ona gülmeye başlayacak. Sana yardımcı oluyorum ama bir şey olursa ben yokum, tamam mı? Tamam, anladık. Kimseye senden bahsetmeyeceğim. Kızlar, acaba Dima'yı dövsek mi? Gerçekten canım onu güzelce dövmek istiyor. Diana, ne istersen yapalım. Senin yanındayım, merak etme. Teşekkürler. Kızlar, hazır mısınız? Evet. Evet. 1, 2,
Bu harika. Hazır ol kardeşim. Hadi egzersize devam edelim kızlar. 1, 2, 3. Diana sen nerelerdesin? Ne oldu? 1, 2, 3. Smile bir şey mi yok? Sadece biraz sinirlerim bozuk. O arkadaşlar kadar... size ihtiyacımız olduğunda neden burada yoktunuz? Evet arkadaşlar, ne zaman ihtiyacımız olsa yoksunuz. Evet, şimdi de buraya gelmişsiniz. Bağırıyorsunuz ve kızlara bir şeyler soruyorsunuz. Tamam yeter. Dima yine mi senin peşinden koşuyor? Smile, artık Dima ile ilgilenmen lazım. Peşimden koşmuyor. Kızlarla ben tuvalete girmiştik. Sonra Dima geldi ve bize kapıyı bu şekilde çarpmayın dedi. Biz de ona bu okula sadece sen yoksun, hepimiz varız dedik. Evet, hepsi bu kadar. Sonra Dima bize hakaret etmeye başladı. Diana'ya lakaplar bu taktı. Bu Pinokyo'yu yakalayacağım ve bütün bu yaptıklarının cezasını ona ödeyeceğim. Tek bir kelimen yeter. İstersen onu döverim. O zaman bir daha senin yanına bile yaklaşamaz. İşin kötüsü ne biliyor musunuz? Dima bize hakaret ederken Kosya da onun yanındaydı. Kosya Dima ne isterse ona göre hareket ediyor. Evet, bence Kosya'nın ailesiyle konuşalım ve artık Dima ile görüşmesini yasaklasınlar. Evet bence de. Bakalım o zaman Dima ne yapacak görürüz. Bizi gördüklerinde bu yaptıklarına pişman olacaklar. Evet kesinlikle öyle. Hadi gidelim. Bir sonraki ders arasında antrenmandan sonra Dima ile kavga edeceğim. Kimler benim yanımda? Hepimiz. Şimdi antrenmana devam edelim. Hadi basketbolcular dikkatimizi dağıtmayın. 1, 2, 3. Diana bizi buradan sepetlemeye mi çalışıyorsun? Ne oluyor? Diana ne oluyor böyle? Arkadaşlar size ihtiyacımız olduğunda yanımızda değildiniz. O yüzden şimdi gidin. 6. Evet Smile, seninle arada konuşuruz. Şimdi meşgulüz. Yapmamız gerekenler var. 7, 8. Arkadaşlar bu gece sinemaya gidelim mi? Arkadaşlar ne duruyorsunuz? Tuvalete gideceğim. Hiçbir şeye dokunma. Parmak izleri bırakmasan daha iyi olur. Hey arkadaşlar, bu kağıtlar da nedir böyle? Sanırım okulda bir etiket koleksiyoncusu var. Durun biraz arkadaşlar, şuna bir baksanıza. Amigo kız Diana sürekli abur cubur yiyor. Hey! Diana yetişkin bir erkekle çıktı. Biliyordum. Bunu söylediğim zaman kimse inanmamıştı. Diana uyurken horluyor. Tabii ki Diana kusursuz değil. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Size söylemiştim. Diana erkek arkadaşlarını kıyafet gibi değiştiriyor. Gördün mü kurabiyem? Ben erkek arkadaşımı kıyafet gibi değiştirmiyorum. Diana tam bir yalancı. Hep yalan söylüyor. Çok yazık. Arkadaşlar sanırım birisi Diana'nın adını çıkartmaya karar vermiş. Açıkça belli oluyor. Evet, yapmaya çalıştığı işe yaradı. Arkadaşlar baksanıza bir yazı daha var. Diana gizlice şehir dışına çıkıyor ve bundan ailesinin haberi yok. Biliyor musunuz benim babam polis ve onu daha önce defalarca kez durdurdu. Gece gerçekten babam polis mi? Diana incelmek için evde korse giyiyor. Arkadaşlar Diana kesinlikle kusursuz bir kız değil. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben size sürekli söylüyorum. Diana prenses gibi davranıyor ama kusursuz değil. Bir tane daha var. Diana öptüğü erkeklerin dilini ısırıyor. Bu doğru olamaz. İnanamıyorum. Arkadaşlar bence basketbolcuların da bunu görmesi lazım. Sizce de öyle değil mi? Evet. Merhaba basketbolcular. Birinci kattaki tuvalete gidin. Orada görmeniz gereken bir şey var. Çabuk olun. Ne diyebilirim ki arkadaşlar? Diana gerçekten kusursuz değil. Bu dedikoduları mutlaka birisi çıkarmış olmalı. Galiba Dima çok üzüldü ve böyle intikam almaya karar verdi. Artem sen de üzüldün ama bunu yapmadın. Bence bunlar acı gerçekler. Ne oldu, bizden ne istiyorsunuz? Sizinle uğraşacak hiç zamanımız yok. Dima ile kavga edeceğiz. Dinle Smile. Bence Diana'dan en kısa sürede ayrılman lazım. Sonra da seninle çıkmamı ister misin? Ne diyorsun? Küçük şeyler, bizden ne istiyorsunuz? Hiçbir şey istemiyoruz Smile. Diana'nın adı çıktı. Bir sürü dedikodu var. Rose bunlar ne diyor? Hiçbir şey bilmiyorum. İşte bakın Diana ile ilgili gerçekleri okuyabilirsiniz. Smile baksana. Burada Diana ile ilgili bir sürü ilginç bilgi var. Bunları oku ve Diana aslında nasıl birisi onu iyice anla. Mesela Diana yetişkin bir erkekle çıktı. Diana öptüğü erkeklerin dilini ısırıyor. Diana izinsiz şehir dışına çıkıyor. Diana incelmek için evde korse giyiyor. Şimdi demek istediğimiz şeyi anladın mı? Bunların hiçbiri umurumda değil. Diana yetişkin bir erkekle çıktı da ne demek? Onu anlamadım. Gerçekten yetişkin biriyle çıktı. Evet. Bu durum gerçekten şakaya gelmez. Diana artık her şey bitti. Basketbol oyuncusunu da kaybedeceksin. Dima ile değil de Diana ile konuşalım çabuk. Tamam. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hadi gidelim. Arkadaşlar Diana'nın başı belada. Bence basketbol oyuncusunu kaybedebilir. Evet Kosya, Diana'nın adını çıkarmayı başardık. Evet inanamıyorum ama işe yaradı. Dima!
Dima! Buraya gel. Diana, buraya gel. Ciddi bir durum var. Dima! Dima! Smile, neler oluyor? Hey Smile, neden böyle davranıyorsun? Evet, yoksa bu fare sana kötü bir şey falan mı söyledi? Diana, ben seninle çıkmaya devam edemem. Okulda adın çıktı. Bunun farkında mısın? Diana, sanırım ben de seninle ilgili hiçbir şey bilmiyorum. İlişkimizi askıya alıyorum. İnanamıyorum. Kızlar, size söyledim. Sizin basketbol oyuncularına ihtiyacınız yok. Bu basketbolcular ne kadar da ikiyüzlü. Basketbolcular, eğer bilmek isterseniz benim okulda adım çıkmadı. Nasıl ya? Smile, sen ne diyorsun? Benim ne zaman sorunum olsa benden ayrılmak istiyorsun. Bros, ben de kesinlikle senden bunu beklemezdim. Asıl ben senin yetişkin bir erkekle sevgili olmanı beklemezdim. Böyle bir şey nasıl olur? Ne? Smile, biz seninle aynı yaştayız. Dima da benden bir yaş daha küçük. Yeter artık. Tuvalette seninle ilgili bilgiler yazıyor. Boşa konuşma. Ne diyorsun Smile? Neden bahsediyorsun? Ben size bu farenin kötü bir şey yapacağını söyledim. Çekilin. Bırakalım da yazıları okusunlar. Evet, ben böyle bir kıza çıkmak istemiyorum. Ben de başka bir kız bulacağım. Kostya, işte ne oldu? Diana'nın işini bitirmeyi gerçi başardık. Gerçi öğrenirlerse asıl bizim işimiz öyle biter. Öyle bir şey asla olmayacak. Kızlar, baksanıza. Yana, bunu kim yapar? Diana, bence erkek kardeşim yaptı. Yeter Dima. İşim bitti. Gördün mü kurabiye? Seni asla aldatmam. Bir sürü çocuğumuz olacak. Bu fareyi artık öldürmemiz lazım. Kenara çekilin. Ne? Smile, ne diyorsun? Size bu farenin işini bitirmemiz gerektiğini daha önce söyledim.